Efendim merhaba, iyi akşamlar. 25 Ekim Perşembe bugün. Saatlerimiz 20. Yani TRT Haber ekranlarında ana haberi gösteriyor. Bültenimize sıcak ama maalesef çok üzücü bir kaza haberiyle başlıyoruz. Diyarbakır'da bir yolcu otobüsü devrildi sayın seyirciler ve bu kaza sonucu 30 kişi yaralandı. Büyük bir kazadan bahsediyoruz. Bingöl-Diyarbakır seferini yapıyordu yolcu otobüsü ve Merkez Sur ilçesine bağlı Mermer Köyü Yazılıpınar mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak otobüs devrildi ve otobüste bulunan 30 kişinin yaralandığı bilgisi var. Elimize ulaşan son bilgiler böyle sayın seyirciler. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hemen görüyorsunuz, ambulanslar hemen kazanın ardından olay yerine hızla sevk edildiler ve 30 yaralıyı ambulanslar çevredeki hastanelere hemen ilettiler. Jandarma ekipleri de olay yerinde emniyet tedbirlerini alarak karayolunu trafiğe kapattı. Sıcak bir gelişme. Kısa süre önce bu kaza meydana geldi maalesef ve büyük bir kaza. Yaralı sayısı da çok fazla maalesef. Dediğimiz gibi Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı sayın seyirciler. Bingöl-Diyarbakır seferini yapıyordu otobüs ve Merkez Sur ilçesine bağlı Mermer Köyü Yazılıpınar mevkiinde yağış nedeniyle yol kayganlaştığı için kontrolden çıktı ve otobüs devrildi. Evet, elimize ulaşan ilk bilgiler ve ilk görüntüler, olay yerinden gelen ilk görüntüleri sıcağı sıcağına bültenimizin başında aktardık. Yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Efendim, tüm yurtta etkili olan yağışlı soğuk hava bazı illerde kar yağışına dönüştü. Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. İşte kış geldi sevgili izleyiciler. Hemen bu gelişmelerle başlayalım. Özellikle yurdun batısını etkisi altına aldı. Hani o pek meşhur Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası var ya, işte o batıdan itibaren etkisi altına aldı yurdu ve pek çok kentte mevsimin ilk karı yağdı sevgili izleyiciler. İşte Bursa, Bolu ve Kocaeli'nin kayak merkezleri gördüğünüz gibi beyaza büründü. Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 6 ila 12 derece arasında düştü. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda kar yağışı geceden başladı. Temin Can Kurtaran mevkiinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası İstanbul-Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Tem'de ulaşım zaman zaman yavaşlasa da çift yönlü olarak akıyor. Bolu Kartalkaya, Kocaeli Kartepe, Bursa Uludağ. Kış turizminin önemli kayak merkezleri yılın ilk karıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kış turizminin gözde mekanı Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü. İşte gördüğünüz gibi kar kalınlığı şu anda 40 santimetreyi bulmuş durumda, bazı bölgelerde ise 50 santimetreye kadar çıkıyor. Uludağ'a araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor. Sakarya'nın en yüksek noktası Hendek Dikmen Yaylası'nda da tablo aynıydı. Yaylalarda yaşayanlar hayvanlarını daha korunaklı bir noktaya indirmeye başladı. Manisa'daki Spil Dağı'nın zirvesi ise yıllar sonra ilk kez Ekim ayında bembeyaz oldu. Buraya normalde Şubat, Mart gibi kar yağar. Hatta aşağılara bile kar göremeyiz. Buraları çok sıcak bir iklim olduğu için. 1500 metre yükseklikteki Spil Dağı'nda beyaz örtü her yeri kapladı. Efendim işte aktardık. Kış kapıyı çaldı, buyur ettik, girdi. Artık gerçekten tam anlamıyla soğuğu, kar yağışını yaşamaya başladık. Şiddetli sağanak da birçok ilde etkili oldu. Efendim Adıyaman'da durum buydu. Heyelan meydana geldi ve gördüğünüz gibi işte kayaların altında kalan birçok araba söz konusu. Sanki işte selde sular altında kalmış gibi. Ve burası da sevgili izleyiciler Antalya. Tunceli'de de aynı şekilde Adıyaman'dan da görüntüler getirdik ekranlarınıza. Heyelan meydana geldi buralarda. Adana'da da yağmurla oluşan fırtınada elektrik telleri koptu, yangın çıktı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar etkili oldu. Hakkari, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'da caddeler nehre döndü. Meteoroloji Perşembe günü için şiddetli yağmur beklendiğini açıklamış. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşları uyarmıştı ve beklenen yağmurlar geldi. Diyarbakır güne gök gürültülü sağanak yağmurla uyandı. Adıyaman'da fırtına nedeniyle minare park halindeki ambulansın üzerine devrildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Sincik-Malatya karayolu kapalı şu an. Sincik-Malatya yolunda heyelan oluştu. Araçlar mahsur kaldı. Yol ulaşıma kapandı. Gölbaşı ilçesindeki toprak kaymasında araçlar çamur ve kayaların altında kaldı. Bir heyelan da Tunceli-Erzincan karayolunda meydana geldi. Toprak ve kaya parçaları nedeniyle tüneller ulaşıma kapandı. Antalya Gazipaşa ilçesinde ise bir kişi heyelan nedeniyle hayatını kaybetti. Şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle de 260 sera zarar gördü. Kahramanmaraş'ta sağanak nedeniyle bir çocuğun üzerine bahçe duvarı yıkıldı. Çocukla onu kurtarmaya çalışan dedesi yaralandı. Adana'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Arabaların üzerine ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü. Şu anda o elektrik tellerine bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Buraya park etmiştim. Alışveriş yapacaktım. Bir fırtına oldu. Ağaç kırılınca arabanın üstüne geldi, hasar verdi. Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi. Tarım alanlarının da sular altında kaldığı ilçede aşırı yağışlar hayatı felç etti. Yağışların cumartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Efendim işte ilk kış haberlerini vermeye başladık. Heyelan oldu, arabalar kayaların altında kaldı, elektrik telleri koptu. Hayatı olumsuz etkilemeye başladı birçok yerde kış ama bir yandan da çok keyifli bir yanı da var biliyorsunuz. Kayak merkezleri de ilk karı merakla, hevesle bekliyorlardı. İşte oralara da ilk kar düştü. En önemli ünlü kayak merkezlerinden biri Uludağ ve kar kalınlığı burada şimdiden 20 santimetreyi aştı. Bu arada işte o ünlü manzaralarından biri Uludağ'ın. Kış turizminde erken rezervasyon kampanyalarını uzattı, uyguluyorlar turizmciler ve sezondan da çok umutlular. Kar bir geldi, pir geldi. Türkiye'nin gözde kayak merkezi Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Turizmci sezona umutlu başladı. Uludağ'da 18 tane otelimiz var. Bunun yaklaşık 6-7 binde yatak kapasitemiz var. Bu büyük bir potansiyel yani turizm açısından. Bu sene inşallah 10 binlerce turisti ağırlayacağız. Sektör kış turizminde de erken rezervasyonu oturtma çabasında. Ekim ve Kasım ayında tatil paketi alanlara %45'e varan indirim uygulanıyor. Kar yağışının erken gelmesiyle birlikte hem otelcilerin hem de kayak severlerin yüzü güldü. Öyle ki bu yıl sezonun erken açılması bekleniyor. Erken rezervasyonlarda bu yıl %30 artış bekleniyor. Sadece karın keyfini çıkarmak isteyenler değil, termal otel müşterileri de aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırmaya başladı. Efendim Türkiye'de durum bu. Özetledik, bültenimize başladık. Dünyaya bir bakalım istiyoruz. Burada da, dünyada da durum çok farklı değil. Rusya'da sel ve fırtına sonucunda 2 kişi öldü, binlerce kişi de evlerinden tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Batı Pasifik bölgesinde etkili olan tayfun büyük hasara yol açtı ve saatte 290 kilometre hıza ulaştı. Yollar su altında kaldı, köprüler devrildi. Rusya'nın güneyini sel vurdu. Krasnodar'da meydana gelen sel ve fırtına sonucu Tuapse Nehri taştı. İki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. Bölgede 2000 ev ve iş yeri su altında kaldı. Binlerce kişi tahliye edildi. Çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Bölgede acil durum ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri de Yutu tayfunu ile mücadele ediyor. Yutu 15 adadan oluşan Kuzey Mariana Adaları ve Guam'ı vurdu. Tayfun saatte 290 kilometre hıza ulaştı. Saipan ve Tinian Adaları'nda dalga boyları 9 metreyi geçti.
Şiddetli fırtına ve yağış hasara yol açtı, elektrikler kesildi. Çok sayıda acil yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Meteoroloji ekipleri tayfunun hızını düşürmesini bekliyor. Efendim 2 Ekim'den beri dünyanın gündemi aynı, Cemal Kaşıkçı. Efendim Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gelinen noktayı aktaracağız sizlere. Çok önemli bulgulara ulaşıldı. Konsolosluk konutunda biliyorsunuz konsolosun rezidansında yani evinde aramalar yapıldı. Ve işte o ekipler, olay yeri inceleme ekipleri. Arama yaparken konsolosluk binasında bahçedeki kuyu dikkatlerini çekti. Kuyuda inceleme yapmak istediler soruşturma ekipleri. Fakat Suudi Arabistan'dan gelen heyetin izin vermediği ortaya çıktı. İşte o kuyu, bu kuyu. Sevgili izleyiciler, ne çıkacağı merakla bekleniyor gerçekten. Çünkü bir korku filminde bile abartı olabilecek birçok iddia, senaryo dile getiriliyor. İşte ceset nerede sorusu gündemde çünkü. Denize mi atıldı? Belgrad Ormanı'na mı götürüldü? Kimyasalla mı eritildi? Parçalara mı bölündü? Korkunç iddialar var gerçekten. Şimdi kuyudaki sudan örnek alınmıştı işte 17 Ekim'deki incelemede. Bu arada önemli kanalizasyondan da örnekler alındı. Buradan çıkacak sonuçların ne olacağı merakla bekleniyor. Gözler İstanbul'da yürütülen soruşturmaya çevrildi. Soruşturma polisleri Kaşıkçı'nın cansız bedeninin izini sürüyor. Her detay titizlikle değerlendiriliyor. Konsolosluk binasıyla konutunda saatler süren inceleme yapıldı. O inceleme sırasında konut bahçesindeki kuyu dikkat çekti. Ekipler kuyuyu da incelemek istedi. Ancak Suudi makamları buna izin vermedi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri kuyudan su örneği aldı. Bu su örneği Emniyet Kriminal Laboratuvarı'nda inceleniyor. Amaç Kaşıkçı'ya ait bir hücre kalıntısına ulaşmak. Kanalizasyon kanalı numune alınan yerler arasında, kanalın haritası da talep edildi. Türkiye cinayeti uluslararası mahkemeye taşıyacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı net. Şu anda uluslararası mahkemeye taşıma durumu yok. Böyle bir şu anda bir niyetimiz de yok. Ama uluslararası kuruluşlar ya da mahkemeler inisiyatif alıp böyle bir soruşturma başlatırlarsa biz de Türkiye olarak elbette elimizdeki bilgileri, delilleri yaptığımız soruşturma neticelerini paylaşırız. Vermekle de zaten yükümlüyüz. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışanların ifade alma işlemi de tamamlandı. 38 konsolosluk çalışanı tanık sıfatıyla ifade verdi. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bu cinayet, Kaşıkçı cinayeti anlık değil planlı dedi. Ve tam 2 gün sonra Riyad'dan bu konuyla ilgili itiraf geldi. Daha önce biliyorsunuz işte dublör gönderildiğine 15 kişilik ekip var ya. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün 2 Ekim'de İstanbul'a gelen 15 kişilik ekibin içinde işte bu dublör de vardı. Kaşıkçı'nın kıyafetleri çıkarıldı, ona takıldı, takma sakal takıldı ve sadece ayakkabılar farklıydı. İşte bu dublörü Suudi yetkililer kabul etmişti. Şimdi Suudi Arabistan Başsavcılığı cinayet daha önceden planlanmış dedi. Avrupa Parlamentosu da Riyad sorumluysa eğer silah ambargosu uygulansın çağrısı yaptı. İşte gelen tepkiler dünyadan da sayın seyirciler teker teker yüksek tonda devam ediyor. Efendim Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında önemli bir temas da gerçekleşmişti Türkiye'de. CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'ye gelmişti, temaslarda bulundu, Amerika'ya döndü ve Haspel konuyla ilgili Amerikan Başkanı Donald Trump'ı bilgilendiriyor. Hemen dönelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan arkadaşımız Tuna Şanlı'ya. Tuna, Gina Haspel şimdi tabii birçok iddia dile getiriliyor ama Türkiye'de bilgileri aldı, yetkililerle görüştü. Trump'ı bilgilendirmeye başladı mı, ne zaman başlayacak ve bundan sonra Amerika'nın tavrını değiştirebilir mi Gina Haspel'ın aktaracağı bilgiler?
Sermin, CIA Direktörü Gina Haspel şu an Beyaz Saray'da ama görüşme başladı, başlayacak. Belki de şu dakikalar içinde başlamak üzere. Beyaz Saray Sözcülüğü'nün bu konuyu son derece gizli tuttuğunu hemen belirteyim. Özellikle de iç yazışma sistemi içerisinde Amerikalı meslektaşlarıma da sorduğumda bu konuyla ilgili görüşmenin başlamak üzere olduğunu ya da başlamış olabileceğini ifade ettiler. Ve buna ilişkin de Beyaz Saray Sözcülüğü akşam saatlerine doğru bir yazılı açıklama yapılacağını ifade etti. Bu konuyu CIA'ya sorduğunuz zaman yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Yorum yapmayacağız diye geri dönüyorlar. Ulusal Güvenlik Konseyi ise CIA'ya sorun diye cevap veriyor. Elimizdeki tek net bilgi de Beyaz Saray basın sözcülüğünden gelen bu bilgi oldu. Akşam saatlerine ilişkin görüşmenin içeriğine dair. CIA direktörüyle Başkan Trump'ın, CIA direktörünün Türkiye temaslarının anlatıldığı görüşmenin içeriğine dair yazılı bir açıklama yayınlanacağını da öğrenmiş bulunmaktayız. Washington Post'un bir iddiası vardı. Kaşıkçı'nın sorgusu ve öldürülme anına ilişkin ses kayıtlarının Gina Haspel'a Türkiye'de dinletildiği şeklinde. Bunu CIA'ya sorduğunda bu konuda yorum yapmak istemiyoruz şeklinde bir cevap aldım. Bu da şu anda havada görünüyor. En azından Amerikalı makamların bize verdiği cevaba bakacak olursa. Peki bu görüşme neden önemli Sermin? Bu görüşmenin ardından Donald Trump bir rapor hazırlayacak kurmaylarıyla birlikte ve bunu Kongre'ye gönderecek. Bu olayda Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kimin sorumlu olduğu ve bu sorumlulara ne tür yaptırımlar uygulanacağını içerecek bu rapor. Magnitsky yasası çerçevesinde Kongre birkaç hafta önce kendisinden bu raporu sunmasını istemişti. 120 günlük süre başlamıştı. İşte Donald Trump'ın bugün CIA direktörüyle görüşmesinden sonra önümüzdeki günler ya da haftalar içerisinde bu raporu geri gönderip topu tekrar Kongre'ye atacağını hemen belirtelim. Bu nedenle CIA direktörünün şu dakikalarda Donald Trump'a söylemekte olduğu bilgilerde bu Amerikan yönetiminin atacağı adımlar açısından daha net fikirler verecek bize. Peki Senato'ya gönderildikten sonra bu rapor ne beklenebilir? Sermin, öncelikle etkisi yüksek senatörler, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den senatör ve milletvekilleri bu işte Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin sorumlu olduğu konusunda hemfikir. Suudi Arabistan'la mevcut silah ve petrol anlaşmaları dair bütün ortaklıkların sonlandırılmasını, Muhammed Bin Selman görevden uzaklaştırılana kadar da bir daha anlaşma yapılmamasını savunuyorlar. Ancak bunu sayıya vurduğunuz zaman bunu bir yasaya dönüştürecek güçleri yok şu anda. Çünkü Suudi Arabistan lobisinin başkent Washington DC'de Birleşik Arap Emirlikler lobisiyle beraber çok ciddi bir lobi faaliyeti var. Kongre'ye ciddi şekilde kaynak aktardıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle orada iş dönüp dolaşıp sayıya bakıyor Sermin. Kongre'de senatörler ve milletvekilleri eğer çoğunluğu sağlayabilirse Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan'a karşı bir takım yaptırımlar gündeme gelecek. Şu dakika itibariyle bu çoğunluğun sağlanması biraz zor görünüyor ama özellikle CIA direktörüyle Trump'ın şu dakikalarda görüşmekte olan bu ikilinin görüşmesinden çıkacak sonuç ve hazırlanacak rapor da bu noktada önemli. Ancak Amerikan kamuoyunda yaygın yorumlar Sermin, Donald Trump yönetiminin Muhammed Bin Selman'la ortaklıkları, Suudi Arabistan'la ortaklıkları nedeniyle bu raporda işin ucunun Muhammed Bin Selman'a dayandırılmayacağı, dolayısıyla Kongre'de de böyle bir kararın çıkmasının çok zor olduğu şeklinde. Ancak özellikle vurgulayalım, etki alanı yüksek senatörler ve Amerikan basını Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden, evet, Muhammed Bin Selman'ın sorumlu olduğu konusunda hemfikir. Çok teşekkür ediyoruz Tuna Şanlı. İşte Gina Haspel, Trump'a Türkiye'deki edindiği bilgilerle, temaslarla ilgili bilgilendirme sunuyor. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Tuna Şanlı'dan aldık. Efendim, dün aktarmıştık. Eğitimde yeni bir dönem başlıyor demiştik. 2023 vizyonu açıklandı ve önümüzdeki 5 yılın haritası, aslında yol haritası bir şekilde ortaya konmuş oldu. İşte önemli başlıklar var. Bakın, 9 soruda eğitimde yeni dönem. Mesela zorunlu anaokul eğitimi ne zaman başlayacak? İlkokula başlama yaşı ne zaman değişecek? Ya da diğer sorulara bakalım. Sınavsız sisteme geçilecek mi? Meslek liselerinin üretiminde hedef ne? Efendim, işte gerçekten akıllarda çok soru var. Eğitimde herkesi ilgilendiren çok önemli bir konu. Tüm bu sorulara, işte arkamda gördüğünüz bu 9 soruya Milli Eğitim Bakanı acaba ne yanıt verdi? İşte Ziya Selçuk'un açıklamaları şimdi ekranlarınıza gelsin. Sınav baskısı azalacak, okullar arası fark kapanacak, okullar yaşam alanına dönüşecek.
Meslek liseleri tercih edilir hale gelecek. Eğitimde 2019 yılının başından itibaren pek çok uygulama pilot olarak başlayacak. 2020 yılında tamamı ülke geneline yayılacak. Anaokulu eğitimi zorunlu hale gelecek. İlkokula başlama yaşı yeniden düzenlenecek. 5 yaşında ilkokula başlanması. Burada bir düzenleme yapılacak önümüzdeki yıl için. İlkokullarda teneffüs süreleri artacak. Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyorlar, paylaşıyorlar, sosyalleşiyorlar, problem çözmeyi öğreniyorlar vesaire. Bu anlamda ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur. Artan teneffüs süreleri tasarım, beceri atölyeleriyle desteklenecek. Yani bu senenin ikinci döneminde birkaç okulumuzda pilotlama yapacağız. Tasarım, beceri atölyelerini koyacağız. İkinci sene çok daha büyük bir ülke pilotlaması yapacağız. Üçüncü sene ülke uygulamasına geçeceğiz inşallah. Sınavla öğrenci alan okul sayısı azaltılacak. Bu sene cüzi bir miktarda olacak. Ama 3 sene içerisinde bu yaklaşık %40 kadar azalacak bu oran. LGS soruları düzenli periyotlarla yayınlanacak. Kuzum, yavrum, sevgili öğrencim, hiç endişelenme. Sen böyle bir sürprizle karşılaşmayacaksın. Biz sana hangi dersten ne tür sorular çıkacağını her ay yayınlayacağız, göstereceğiz. Örnek deneme sınavlar yapacağız. Sen rahat ol. Liselerde 16 olan ders sayısı azaltılacak. 16 ders meselesi azalacak. Belki yarıya yakın azalacak. Yoksa çocuklarımızı telef ediyoruz. Liselerde 2 yıl içinde 5 ya da 6 yabancı dil eğitimi pilot uygulamayla başlayacak. Hikaye temelli yabancı dil öğrenme, proje temelli yabancı dil öğrenme, tiyatro ile yabancı dil öğrenme, yaş gruplarına göre yöntemin, tekniğin, stratejinin değiştiği esnek ve modüler bir yapıya ihtiyacımız var. Mesleki ve teknik eğitimi pozitif ayrım yapılacak. Meslek lisesi üretimlerinden alınan hazine payı %1'e düşürülecek. Bu okullar üretimin içinde daha fazla yer alacak. Meslek liseleri için bir genel beceri seti oluşturuyoruz bitmek üzere. Bir çocuk hangi mesleğe uygundur, ne kadar uygundur, bununla ilgili çok güzel bir test çıkıyor ortaya. Daha 8. sınıfta, 9. sınıfta bunu anlamış olacak çocuk. Biz 9. sınıfı doğrudan doğruya işbaşı eğitim gibi, meslekle doğrudan doğruya irtibat gibi görüyoruz. Özel okullara verilen teşvikler kaldırılacak. Orta Doğu'daki savaş ve çatışmalar sadece can kayıplarına neden olmadı. Aynı zamanda tarihe, bilime, kültüre de büyük zarar verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde YÖK tarafından başlatılan ve TRT'nin de paydaşı olduğu Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi ile işte o değerler yeniden hayat bulacak. Her sabah bomba sesiyle uyanmak nedir bilir misiniz? Sanki ruhumu, kalbimi, aklımı bırakıp geldi. Batı dünyasının orta çağ karanlığını yaşadığı dönemlerde Anadolu'da, Mısır'da ve Bağdat'ta Müslüman bilim insanları ilim ve felsefe meşalesini ateşlemiştir. TRT ve YÖK ortaklığıyla Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi başlatıldı. Orta Doğu'da sekteye uğrayan akademik hayat mercek altına alındı. Savaşların ve siyasi belirsizliğin bilimsel çalışmalara etkileri değerlendirildi. Bağdat, Halep, Musul, Şam, Rakka, Humus gibi tarihi önemi haiz ilim merkezlerinde üniversite, kütüphane ve bunların içinde yer aldığı bütün külliyeler ve arşivleri bombalamalar sebebiyle harap hale gelmiştir. Projeyle akademik hayatına Türkiye'de devam eden yabancı bilim insanları ve öğrencilerden görüş alındı. Yeni okul, yeni şehir. TRT tarafından çekimler yapıldı, videolar hazırlandı. Orta Doğu'daki akademik hayatın korunması ve sürdürülebilmesi için çalışmalar yürütüldü. Bu projeyle sivil toplum ve düşünce kuruluşlarını, insan hakları organizasyonlarını, yani dünyanın vicdan gözünü bölgede kaybolmaya yüz tutmuş ortak bilimsel mirasa çevirmeye çağırıyoruz.
Proje tanıtım programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve YÖK Başkanı Yekta Saraç katıldı. Törende projeye katkı veren kurumlara da teşekkür plaketi verildi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren plaketi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldı. Sayın seyirciler, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Almanya Ekonomi Bakanı beraberinde Alman şirketlerinin CEO'larından oluşan 80 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geldi ve milyarlık projelerle geldiler. Heyet Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la bir araya geldi. Biz ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye ile Almanya ilişkileri yeni bir sürece giriyor. Gündem ticari ilişkilerin artırılması. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, 30'dan fazla Alman firmasının temsilcileri ve milyarlık projelerle Türkiye'ye geldi. Heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la buluştu. Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını, Türk-Alman firmalarının 3. ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı ilişki çerçevesi içerisinde hep birlikte menfaat çerçevesi içerisinde büyütmek istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçti ilk kameralar karşısına. İki ülke arasındaki potansiyeli, fırsatları karşılıklı kazan kazan anlayışı içerisinde değerlendirerek bugün dünyada bozulan ekonomik algının ve istikrarın düzelmesine de Türk-Alman işbirliğiyle güçlü bir katkı vermek istiyoruz. Ekonominin her alanında işbirliği güçlendirilecek. Artık çok daha güçlü işbirliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Yarın bir kısmı bunların anons edilecek. Önümüzdeki günlerde ve aylarda Türk-Alman ilişkilerini çok daha pozitif etkileyecek yeni haberler, yeni işbirliklerini zaten hem özel sektör hem kamu olarak biz de açıklayacağız. Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'nin birinci dönem toplantısı da yapıldı. Mutabakat zaptı imzalandı. Gümrük işlemlerinde basitleştirmeyi, dijitalleştirmeyi ve kolaylaştırmayı getirdik. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü verdik firmalarımıza. Yaklaşık 380 firmamız bu konumdadır. Almanya ile altyapı, enerji, ulaştırma, sanayi gibi alanlarda somut adımların bir kısmı da açıklanacak. Efendim, ekonomiden iç siyasete geçelim. Çünkü Meclis Genel Kurulu'nda bugün gerginlik yaşandı. CHP ile MHP arasında önce sosyal medyada bir tartışma başladı ve bu tartışma Meclis Genel Kurulu'na taşındı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri gerilime neden oldu. MHP milletvekilleriyle Engin Altay arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Gel, gel. Gel, otur yerine. Otur yerine. Otur yerine. Otur yerine. CHP ve MHP arasında sosyal medyada başlayan gerilim Meclis Genel Kurulu'na taşındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi katıldığı bir televizyon programında eleştiren CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, kürsüye çıkınca tansiyon bir anda yükseldi. Kuru gürültüye pabuç bırakmam, önce onu söyleyeyim. MHP Milletvekili Cemal Enginyurt yerinden kalkarak kürsüye doğru yürüdü. Otur yerine. Senden mi öğreneceğim diye konuşuyor. Gel gel gel. Meclis Başkan Vekili Celal Adan oturuma 5 dakika ara verdi. Ama verilen bu arada da tansiyon düşmedi. Birleşimi 5 dakika kapatıyorum. Cemal Engin Yurdu MHP'li milletvekilleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Engin Altay'ı salondan çıkararak gerilimin büyümesini önledi. Altay'ın MHP lideri Bahçeli'ye yönelik sözlerine daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yalçın, ana muhalefet partisinin grup başkan vekilliğini üstlenmiş ama bir siyasi partinin genel başkanına yönelik nasıl üslup kullanılacağını, ona nasıl hitap edileceğini öğrenememiş bir adamın siyaset yapması CHP'nin ayıbıdır açıklamasında bulundu. Efendim, Meclis Genel Kurulu'nda dün yaşananlara da bir bakmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın yine sıcak gündemde tutan gelişmeler oldu. İyi Parti'nin grup önerisinin ilk etapta CHP, HDP ve MHP oylarıyla gündeme alınması
soru işaretleri doğurdu. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha sonraki sürpriz kararı soru işaretlerini giderdi. Grup Başkan Vekili Erhan Usta bu gelişmelerden sonra görevden alındı. Gerekçeyi Genel Sekreter İsmet Büyükataman açıkladı. AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhur İttifakı'nın varlığını ve dirliğini koruduğunu söyledi. Cumhur İttifakı, Cumhur'un gönlünde doğan, halen varlığını ve dirliğini koruyan bir ittifaktır. Yerel seçimde ittifak yok ama Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı'nın af konusu gibi, emeklilikte yaşa takılanlar konusu gibi, seçim ittifakı gibi münferit konulardan ayrı tutmaya özen gösteriyoruz. Af meselesi, andımız tartışması, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme AK Parti ve MHP'yi karşı karşıya getirmişti. İki parti yerel seçimde ittifak yapmama yoluna gitti. Teröre karşı mücadele, FETÖ, PKK, PYD'ye karşı mücadele ve özellikle Türkiye'nin dışarıdan gelen bir takım ekonomik saldırılara karşı mücadele konusunda öyle görünüyor ki bu işbirliği önümüzdeki dönemde de sürdürülecek. Cumhur İttifakı ise sürdürülecek. İki parti bu ittifaka zarar gelmemesi konusunda kararlı. MHP lideri Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergeye destek veren Grup Başkan Vekili Erhan Usta'yı görevden alarak mesajı verdi. AK Parti cephesinden de benzer mesajlar geldi. Cumhur İttifakı meselesini seçim işbirliğinden ayırt ederek, diğer konulardan ayırt ederek konuşmanın daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Erhan Usta'nın görevden alınmasının gerekçesini Genel Sekreter İsmet Büyükataman sosyal medya üzerinden açıkladı. Partisinin vaatlerinin arkasında durduğunun altını çizdi. Ancak bir de şerh koydu. Emeklilikte yaşa takılanlar şehit kanına, gazi hakkına takılmasın dedi. Şer ittifakıyla ve özellikle PKK'nın siyasi uzantısıyla hiçbir yerde bir araya gelmemiz mümkün değildir. Mesele vatan hainiyle el ele olmamaktır mesajını paylaştı. Sayın seyirciler, Diyarbakır'dan günün görüntüsünü getireceğiz ekranlarınıza. Bakın, bir doktor ve hemşire işlerinden çıkmışlardı, sohbet ederek güle oynaya yürüyorlardı. Ve işte bakın, yürüyorlar ama sonra birden bulundukları zemin altlarından kayıyor. İnanılmaz bir görüntü gerçekten. Oldukları yere çöküyorlar. Yerin altında buluyorlar kendilerini bir anda. İşte güvenlik kamerası tarafından Diyarbakır'da yaşanan o anlar gördüğünüz gibi kaydedildi. Peki yol neden çöktü? Doktor ve hemşirenin şu anda sağlık durumu nasıl? Bakalım haberimize. Mesaiden çıkmış evlerine doğru gidiyorlardı. Konuşa konuşa yürüyen iki kadın bir ara durakladılar. İşte ne olduysa o anda oldu. Üzerinde durdukları zemin aniden çöktü. Doktor ve hemşire işte bu noktaya geldiklerinde büyük bir şok yaşadılar. Üzerlerinde bulundukları kaldırım bir anda çöktü ve kendilerini beton yığınları arasında buldular. Doktor Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz'ın yardımına çevredekiler koştu. Zaten birden çöktü, biz içeriye geçtik. Ondan sonra bayanlar bağırdı, biz bayanları kurtarmaya gittik. Sonra üst tarafa çıkardık. Molozların arasından yaralı olarak kurtarılan iki kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayı küçük sırıklarla atlatan Doktor Suzan Kuday Balık yaşadıklarını anlatırken hala olayın etkisindeydi. O anda öleceğimi hissettim. Tabii biz işte bizi kurtarın diye feryat figan bağırmaya çalıştık ki Allah'tan çevredeki insanlar hemen duyup koştular. Yani biraz daha geç kalmış olsalardı çok daha farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Kaburga ve omurgasında kırıklar oluşan hemşire Özlem Duymaz'ın tedavisi ise devam ediyor. Olay yerindeki ilk incelemede kaldırım zannedilen yerin bir atölyenin tavanı olduğu belirlendi. Ruhsatsız olduğu iddia edilen girintinin bulunduğu atölyeyle ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, Kasım'da Amerika'da önemli bir seçim var biliyorsunuz. Ara seçimler öncesi bombalı paketler alarma geçirdi Amerika'yı. Amerika'nın eski başkanları Hillary Clinton ve Bill Clinton'ın evine ve diğer eski başkan Obama'nın evine biliyorsunuz bir paket, içinde patlayıcının bulunduğu bir paket gönderilmişti. CNN televizyonuna da yine benzer bir paket gönderilmişti. Ve bugün de ünlü aktör Robert De Niro'nun sahibi olduğu restorana
yine benzer bir paket gönderildi. Amerika'da paniğe neden oldu bombalı paketler. Başkan Trump peki bu paketlerle ilgili neler söyledi, nasıl bir açıklama yaptı? Kim gönderdi bu paketleri? En fazla merak edilen o şu anda. Soruşturmada hangi bulgulara ulaşıldı bakalım şimdi. 6 Kasım seçimleri öncesi Amerika Birleşik Devletleri arka arkaya gönderilen adrese teslim bombalı paketlerle sarsıldı. Önce Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleri ile CNN haber kanalı hedef alındı. Bombalı paket gönderilen son adresi Hollywood'un ünlü aktörü Robert De Niro'nun restoranı oldu. Arka arkaya postalanan bombalı paketler seçim öncesi siyasette ipleri gerdi. Paketlerin büyük bölümünün iade adresi olarak Demokrat Parti Milletvekili Debbie Wasserman Schultz'ün Kongre'deki adresinin verilmesiyle başlayan gerginlik artıyor. ABD Başkanı Trump, Wisconsin'daki kampanya mitinginde patlayıcı madde bulunan paketlerle ilgili konuştu. Trump, tüm tarafların barış ve uyum içinde bir araya geldiğini görmek istiyoruz. Her türlü siyasi şiddet eylemi veya tehdidi demokrasimizin kendisine bir saldırıdır ifadesini kullandı. Trump, bu suçu işleyenleri yakalama sözü verdi. Önde gelen cumhuriyetçiler de Obama ve Clinton'a hedef alan bombalı paket olayını iç terörizm olarak nitelendiriyor. FBI olayla ilgili soruşturma yürütüyor. New York metrosu gibi kilit bölgelerde güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı. 100 ulusal muhafız askeri de bu önlemler çerçevesinde şehrin önemli noktalarına yerleştirildi. Sayın seyirciler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğüne ilişkin kritik bir karar aldı. Strasbourg'daki mahkeme oy birliğiyle aldığı kararda Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğine hükmetti. Ve sayın seyirciler, İstanbul'da bugün facianın eşiğinden dönüldü. Sabah erken saatlerde Esenyurt'ta bir fabrikanın deposunda alevler yükseldi. Kısa sürede yayıldı. Başka bir fabrikaya önce ve daha sonra da iş merkezine sıçradı yangın. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Fabrikanın depolama alanında başlayıp kısa sürede iki farklı noktaya daha ulaştı. İstanbul Esenyurt'ta sabah erken saatte çıkan yangın büyük korku yaşattı. Yangın Kıraçevren Oto Sanayi sitesindeki bir palet fabrikasında çıktı. Alevler 4000 metrekare açık alandaki paletleri kapladı. Ağaç üretimi yaptığı için etrafı açık, yani üst üzeri açık. Ama işte bu açıklık da alevlerin yükselmesine sebep olmuş yoğun bir yangınla. Bilemiyoruz, belki bir sigaradan, bilemiyorum, belki bir kontaktan. 5 ile 6 arası paletlerin arasında ufak bir çapta yangın çıkıyor. Buradaki gören beşçi arkadaşlar kendi aralarında söndürebileceğini düşünüp söndürmeye çalışıyorlar ama 6 ile 7 arasında da daha da alevleniyor. Yani kendi güçleri yetmiyor. Palet fabrikasından yükselen alevler yandaki başka bir fabrika ve iş merkezine de sıçradı. Yangının büyümesi üzerine pek çok ilçeden takviye itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. 98 araç ve 180 personelle alevlere müdahale edildi. Çatıya alevlenmiş abi, gel, senin imkanınla olmuyor. Palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede diğer binalara da sıçradı. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Büyük hasarın meydana geldiği yangında can kaybı ya da yaralanma olmaması en büyük teselli kaynağıydı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrika bahçesinde ateş yakarak yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla Afgan uyruklu iki çalışan gözaltına alındı. Sayın seyirciler, bültenimizin başında vermiştik. Dünyanın birçok yerinde hortumlar, kasırgalar, aşırı yağışlar ve seller söz konusu ve çok sıcak bir gelişme. Ürdün'ün batısındaki Ölüdeniz bölgesinde öğrencileri taşıyan gezi otobüsünün sele kapılması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. İşte sıcak görüntüler, yeni gelen görüntüler de ekranlarınıza yansıyor sayın seyirciler. 37'si öğrenci, 44 kişi yaralıyordu otobüste ve Ölüdeniz bölgesinde aşırı yağış sonucu oluşan sele maalesef bu otobüs kapıldı. Görüntüler çok korkunç, görüyorsunuz. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.
22'si ise otobüste bulunanların 22'si ise kurtarıldı. Kayıp olan 12 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor bir yandan ve orduya ait helikopterler de arama çalışmalarına katılıyor sayın seyirciler. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Çünkü az önce de söyledik, dünyanın birçok yerinde aşırı yağışlar ve seller söz konusu. İşte Ürdün'de de maalesef sel böyle bir korkunç kazaya yol açtı. Öğrencileri taşıyan gezi otobüsü sele kapıldı ve 10 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti. Efendim, kapalı alanlar, çocuk parkları ve acil servis önleri gibi yerlerde biliyorsunuz bir sınır çiziliyor ve yasak bölge, sigara içilmesi yasak o bölgede. Ancak bu yasağı ihlal edenlere de rastlamak mümkün maalesef. Sigara yasağı ihlallerinin önüne geçmek isteyenler için Yeşilay önemli bir çalışmaya imza attı ve Yeşil Dedektör uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor? Yanıta bakalım şimdi. Kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Dumansız hava sahası uygulaması toplumsal duyarlılığı büyük oranda arttırdı ama hala bu kuralı ihlal edenler var. Bırakın kapalı mekanları, açık ortamlarda hani sözde kapalı, böyle üstünü kapatıyorlar, kenarını camekan yapıyorlar. Üstü açılabilir diye burada içilebiliyor efendim diye deklare ediyorlar ki bu bile çok rahatsız edici oluyor. Kullanıcının bildirimi anında Sağlık Bakanlığı'na, oradan da en yakın sağ denetim ekiplerine iletilir. Yasak olan bir ortamda sigara içildiğini gördünüz ve ihbarda bulunmak istiyorsunuz. Bu konuda Yeşilay size bir çözüm sunuyor. Yeşilay'ın Yeşil Dedektör uygulamasını tıkladığınızda böyle bir pencere karşınıza çıkıyor. İhlal bildir butonunu tıklıyorsunuz. Sonra bulunduğunuz mekanın ismini seçtiğiniz zaman ihlali bildirebilirsiniz. Oradan yapacağınız ihlal bildirimleri il halk sağlığı müdürlüklerine iletiliyor ve orada bununla ilgili belirli görevli yetkili kişiler alana gidiyorlar ve oralarda kontrolleri yapıp uygulanması gereken hukuki süreci işletmeye başlıyorlar. Faydalı olacağını inanıyorum. Eğer insanlar telefonları yükleyip kullanabilirlerse uzun vadede fayda olur. Yeşil Dedektör üzerinden şimdiye kadar 113 bin ihlal bildirimi alındı ve işlem yapıldı. Uygulamayla dumansız hava sahası ihlalinin büyük ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor. Sevgili izleyiciler, Ankara'da son zamanlarda bazı yürüyen merdivenlerin çalışmadığı yönünde şikayetler artmıştı. Yetkililer de güvenlik kameralarını izlediler ve ilginç bir olayla karşılaştılar. İşte çalışmadığı söylenen o merdivenleri çocukların durdurduğu ortaya çıktı. Çünkü çocuklar bir oyun haline getirmişlerdi bunu ve acil durumlarda basılması gereken butona basıp işte merdivenleri durduruyorlardı. Bakın işte tutuyorlar, böyle yukarı çıkıyorlar. Ya onlara da eğlence lazım, anlıyorum, ama tabii bu kadar çok butona basıp çalıştırıp tekrar durdurunca tabii bu yürüyen merdivenler de gördüğünüz gibi duruyor. Sonra işte kendileri çıkmak zorunda kalıyorlar. Şimdi inceleme yapıldı. Daha çok tabii yaşlılar ve hamilelerin şikayet ettiği ortaya çıktı. Onlar çok fazla zorlanıyorlardı. Ama teknik ekip çalışmalarını tamamladı. Artık bu merdivenlerin hepsi tamir edildi, yürürlüğe girdi. Sevgili izleyiciler, akıllı telefonlar hayatın her alanında çok yaygın, çok fazla zaman kaplıyor, yer kaplıyor gerçekten. Çünkü aynı zamanda bilgisayar olarak kullanıyoruz, navigatör yani yer bulma, yön bulma olarak kullanıyoruz, fotoğraf makinesi olarak kullanıyoruz. Yani onsuz yaşayamıyoruz, işte gördüğünüz gibi elimizden hiç düşmüyor. Bir yandan da sürekli modeller yenileniyor ve çabucak eskiyen telefonlarımızı değiştirmek istiyoruz, çok da para harcıyoruz. Meğer şirketler bunu bilinçli yapıyorlar mı sevgili izleyiciler? Yani akıllı telefonları planlı bir şekilde yavaşlatıyorlarmış. İşte bu gerekçeyle bu iki telefon şirketine, en büyük telefon şirketlerine milyonlarca euroluk ceza kesildi. Akıllı telefonlar yavaşlıyor. Yeni versiyonu çıktığı için kısa sürede modası geçiyor. İtalya Rekabet Kurumu tüketicilerin bu şikayetlerini değerlendirdi. Dünyanın en çok telefon satan iki üreticisine rekor ceza kesti.
İtalyan Rekabet Kurumu şikayetler üzerine Amerikan Apple ve Güney Koreli Samsung firmasını incelemeye aldı. Yazılım güncellemelerinin yavaşlamaya neden olduğu belirlendi. Bu nedenle yeni ürünlerin satışının hızlandırıldığı tespit edildi. Apple'a 11 milyon, Samsung'a ise yaklaşık 6 milyon dolar para cezası kesildi. Samsung karara itiraz edileceğini açıkladı. Apple'a yönelik Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer soruşturmalar sürüyor. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben sac mıyım? Sevgili izleyiciler, Aşık Veysel'in bugün 124. doğum yıl dönümü. Gözüyle değil, kalbiyle gören halk ozanının türkü ve şiirleri hiç unutulmuyor. Talihsizliklerle doluydu onun hayatı ama sevgiyi, kardeşliği, barışı ilke edinmişti. Şimdi Aşık Veysel'i anarak veda etmek istiyoruz sizlere. İyi ki doğmuş, iyi ki gönül gözüyle gördüklerini anlatmış bizlere. Bizim de gönül gözümüzü açmış. İyi akşamlar. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımın aşı kar etme hey. Kalasın dillerin söyleyme ya da hey. Garip zar etme, zar etme, zar etme.